Kayıt şu an başlamadı sanırım. Dışarıdan da sesler geliyor ama onları da kısabilirsek iyi olur. Tamam, ben sesimi kısacağım ve kayıt da şu an başladı. Hepinize kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. İMASKO'nun 2021 Bahar Fen Bilimleri Bildirim Programı'nda saat 15.30'da Hol 3'te 21 Mayıs 2021'deki oturumunu açıyorum. İlk konuğumuz Doktor Burcu Yüksel. Doktor Burcu Yüksel, The Effect of Temperature and Droughts on Plant Reproductive Organs. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben o zaman çok uzatmadan sözü size bırakayım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi de yapabilirsiniz, buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Ben Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Hizmetler Teklifler Programı'ndayım. Tıbbi Laboratuvar Programı'ndayım. Kocaeli Üniversitesi'nden katılıyorum. Genel bir konu olan sıcaklık ve kuraklığın bitki üreme organlarının etkisiyle ilgili bilgi vereceğim size. Biraz çok detaya inmeden genel hatlarıyla bahsetmeye çalışacağım. Önce sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor hocam. Tamam, durdu gibi geldi de. Tamam, teşekkürler. Bir giriş kısmından bahsedeceğim. Hani bunun amacı nedir? Bunu sunmamın amacı, konunun amacı nedir? Daha sonra bir genel bilgilerden bahsetmek istiyorum alan dışı olanlar için. Daha sonra tartışma kısmı, en sonunda da sonuç ve öneriler kısmına sunumumuzu bitirmek istiyorum. Bitki stresi günümüzde çok önemli bir problem haline gelmeye başladı. O piramidimizin en alt kısmında bulunan ve genel üreticiler kısmında bulunan canlı organizmalar bizim yaşam şartlarımız için çok önemli konumdalar. Neden önemli stres haline gelmeye başladı? Çünkü bunların en büyük problemlerinden bir tanesi iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık faktörleri. Bunlar, bitkiler bu sıcaklık faktörlerinin stresine karşı bir dizi biyolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve genetiksel değişikliklere neden olurlar. Buna karşılık da bir takım cevap oluşturmaya çalışırlar. Bu bitkide oluşan sıkıntılar, stres koşulları ekonomide, verimde, mahsul ürünlerinde büyük bir sıkıntıya yol açıyor ki bunlar da olarak kanıtlanmış durumda artık. Literatür olarak da kanıtlanmış durumda. Bu durumda da ne yapılması gerekiyor? Bazı bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Isı toleransının iyileştirilmesi gerekiyor. Genelde gen kısmında oynanarak ısı toleransı değiştiriliyor. En son teknolojilerden bir tanesi CRISPR-Cas dediğimiz teknoloji. Onda da çok kısa bahsedip konuyu bitireceğim. Buradaki amacımız sıcaklık koşullarına karşı bitkide oluşan, özellikle ben burada üreme organlarından bahsedeceğim, bitkide oluşan hasarlardan bahsedeceğiz. Geliştirdikleri mekanizmalardan fizyolojik, biyokimyasal, genetik olarak bitkilerin sıcaklığa karşı ne gibi önlemler aldığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Ama en büyük problemlerimizden, hatta şu anki pandemiden sonra daha önce olan bir problemimiz var. Küresel ısınma problemi ve önemli hale gelmekte. İklim değişikliği neden olduğu ya da olacağı tahmin edilen büyük ölçekli ekonomik ve çevresel problemlerin başında gelecek. Bunun biz mahsul kısmından bahsedeceğiz. Çok çeşitli detaylı etkileri olacak diye söyleniyor zaten. Mahsul bitkilerin verimin düşmesi ya da tamamen yok olmasına sebep olacağından bahsedebiliriz. Sıcaklık artışlarının. Bu da aldığım güncel bir veri aslında. 2099'a kadar kıtalardaki ısınma verilerini görebilirsiniz. Bir taraftan da üst kısımlarda da soğumalar gerçekleşecek. Bu da yine düşük sıcaklıklarda da yine mahsullerin, ekinlerin kaybedilmesine sebep olacağından bahsedebiliriz. Yükselen sıcaklık, ortam sıcaklığı en zararlı streslerden biri olarak kabul edilirken organizmaların yaşam süreçleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu zaten söyledik. Yine bu da 2020 yılında 1880'den ve 2020 yılına kadar alınan bir sıcaklık artış grafiğini görüyorsunuz. Bu durumda da kuraklık, sere gazları, artan karbondioksit gibi etkenler özellikle ılıman bölgedeki, ki bunun da etkileri var. Örneğin
Rusya gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelerde tarım daha elverişli hale gelirken, ılıman bölgelerdekilerde daha kötü iklime karşı daha kötü bir etki yapacağına dair veriler var. Ve ya yine bir veri olarak karşımıza çıkıyor. 2050 yılına kadar da mahsul ürünlerin bulunabilirliği konusunda büyük bir sorunla karşılaşacağı, bu da açlık gibi, kıtlık gibi sorunlara sebep olacağını söyleyebiliriz. Verimli tarımsal üretim sisteminin geliştirilmesi, dirençli yüksek verim çeşitlerinin yetiştirilmesi ve farklı çeşitlerin kullanılması önemlidir bu süreç içinde. Küresel iklimden kısa bir şekilde bahsetmeye iklim sıcaklıklarının artmasından dolayı kısa bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Bir de biz bitki üreme organları kısmının etkisinden bahsedeceğimiz için kısa bir detay vermek istiyorum. Erkek organ dediğimiz kısımlar buralar oluyor. Dişi organ dediğimiz kısım ise burası. Özellikle anter yapısında farklanmalardan söz edeceğiz. Embriyolojik olaylar, yani nasıl memelilerde, hayvanlarda embriyon oluşum aşaması gerçekleşiyorsa, bitkilerde de embriyolojik olaylar bu iki kısımda gerçekleşiyor. Fertilizasyondur, büyümedir. Daha sonra verimli ürün alınması kısımları bu olay çiçek kısmında gerçekleştiriliyor. Şurası erkek organ, burası ise dişi organ olarak adlandırıyoruz. Stigma, üst kısım, polenlerin yapıştığı kısım, daha sonra polen tüplerinin stilus olarak adlandırıldığı kısımdan geçerek şurada fertilizasyon oluşturulacak kısma geliyor. Bu yüzden polen fizyolojisini, dişi ve erkek eşey hücrelerinin oluşumunu, şu ikisinin, gametlerin birleşme aşamasını, ben döllenme sonrasına çok fazla girmedim. Burada döllenme öncesi sıcaklık testlerinden bahsetmeye çalıştım. Sinyal iletimlerini ve buradaki hücre iskeletindeki modifikasyonların bilinmesi, sıcaklığa karşı oluşturulan etkenlerin bilinmesi ve yeni stratejilerin geliştirilmesi önemlidir. Yine çok detaya inmeden, bitkiler aslında burada yazdıklarım benim genel stres faktörlerine karşı oluşturulan faktörler. Ama ısı ve kuraklıkta da yine aynı stres oluşumlarından gözlemlediğimizden bahsedebiliriz. ROS'lara karşı, reaktif oksijen türlerine karşı bir takım faktörlerin oluşturulmasını söyleyebiliriz. MAP kinazlar, kalsiyum bağımlı, protein kinazın hücre içi sinyal mekanizmaların oluşturulduklarından bahsedebiliriz. Çeşitli antioksidan enzimlerin, ozmoprektanların birikmesi, hücre membranlarının korunması, genetik faktörler devreye girerek, şurada bir benim kendi o hazırladığım bir sunum çizim bu. Bu genel anlamda verdim. Hormon aktiviteleri devreye girerek, heat shock proteinleri dediğimiz özellikle ısı stres proteinlerinin genetik düzenlenmeleri devreye girerek bitkiler ısıya karşı bir takım mekanizmalar oluşturuyorlar. Bunlar pasif organizmalar ve gerçekten şeylerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Metabolizmalarının çok detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor ve çok detaylı biyokimyasal mekanizmaların olduğundan bahsedebiliriz. Bunlar bir genel hatlarıydı, yani nelerden bahsetmek istediğimi. Sıcaklık stresi dünya çapında bitki büyümesini, metabolizmasını, üretkenliğini sınırlayan en önemli bir çevresel strestir. Bu yüzden sıcak stresine tepkinin anlamamız zorunludur. Çünkü bu gelecekteki mahsulleri konulması için önemlidir. Peki nasıl etki yapıyor sıcaklık stresi? Özellikle üreme organlarından bahsetmeye çalıştım. Güneş yanıklarına, senesans dediğimiz yavaş öldürülme aşamasına sokulmasında, sürgün kök büyümesinin yavaşlanmasına ve verimde azalmalara yol açıyor. Polen anter gelişimi, ki biraz önce polenler erkek organın ürettiği yapılardır. Anterlerde erkek organların yapılarıdır. Bunların bozulmasına, bunlar olmayınca da döllenmeye zarar veriyor. Tohum üretiminin azalmasına sebep oluyor. Tilakoid dediğimiz kloroplastların içinde bulunan yapılar, bunların yapısı bozulduğu zaman da kloroplastların yapısı bozuluyor. Kloroplastların yapısının bozulması, fotosentetik solunum aktivitelerinin yavaşlaması, bir şeyin oksijen alabilmesi, enerji üretebilmesi için en önemli faktörlerinin bozulması demek metabolizma için dezavantajlı sürece sokuyor. Bu durumda da yine yüksek sıcaklıklar mahsul üretimini önemli düzeyde etkileyeceğinden bahsedebiliriz.
yine karbondioksit metabolizması, yaprağın suyun tutma potansiyelinin azalması mahsullerin verim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu sıcaklıklar her bitki türü için değişmekte. Hani en maksimum süreçte hangisini söyleyebiliriz dersiniz? 30-35 derece sıcaklıklar artık yüksek sıcaklık olarak tabir ediliyor. Bu faktörlere maruz kalındığı zaman da yumurtalıkların, biraz önce gösterdiğimiz o anter kısımlarının, stigma kısımlarının embriyo gelişimi durmasına veya tohum ve meyve gelişiminden sorumlu olan hormonlar, ki bunda da en büyük etkenlerden absisik asit olarak adlandırdığımız hormon, yavaşlatılmasına sebep olacağından bahsedebiliriz. Mikrospor dediğimiz polenlerin oluşma evresinde oluşturulan bir verim, ki buna sıkıntı verecek. Tapetum dediğimiz anterlerin anatomisinde kullanılan bir veri, bunun bozulmasına, polenler olgunlaşamayacak, canlılık azalacak diyebiliriz. Yine bunların hepsinin sonucunda fertilizasyon oranı düşecek, polen çimlenmesi gelişemeyecek, polenlerin tüp büyümesi, stigmaya bağlandığı zaman stilustan aşağı inmesi gerektiği için bir tüpün oluşturulması gerekiyor. Bu oluşamıyor. Bunların hepsi sıcaklık ve kuraklık bunların etkisi sonucunda. Kısırlık, polen sterilitesi dediğimiz kısırlığa sebep oluyor. Zayıf çimlenme, yumurtalığa hiçbir polen tüpünün ulaşamaması, kendi kendine reddetmeleri durumları oluyor. Anormal büyüme yine fertilizasyonda etken faktörlerden bir tanesi. Anterlerin açılamaması, o polenlerin çevreye yayılma süreçleri gerekli, bunların açılamaması, polen canlılıkların azalması, yine tüp uzunluklarının ilerleyememesi, fertilizasyon düşme. Gametofitlerde ise özellikle stigma, stilus ve ovumun olgunlaşamaması gibi sıkıntı yaşandığından bahsedebiliriz. Polen reddinin fertilizasyon için bir meyve oluşum, bir tohumun oluşumu için polenin içeri girmesi gerekiyor. Bu durumda da polen redleri gerçekleşiyor. Bu da yine verimde düşüklere sebep olduğundan bahsedebiliriz. Peki ne yapılabilir? Büyük bir krizle karşı karşıyayız ve bununla ilgili verimin azaldığından bahsediyoruz mahsul üretimleri, mahsul ürünlerinin için. Ne yapılabilir? En önemli faktörlerden bir tanesi gen düzenlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu üretkenliğin ve sürdürülebilirliğin üzerinde ayrıntılı çalışılması gerektiğinden bahsedebiliriz. Bu metabolizma işlevlerinin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması gerektiğinden bahsedebiliriz. Hormonların mekanizmasının bunların çoğu aslında şu an karşımızda bir veri olarak karşımıza çıkıyor ama yine de bilinmeyen çok kısım var. Özellikle embriyo kısmında, bitki embriyolojisi kısmında bunların detaylı bir şekilde çalışılması gerekiyor. Ama en önemli kısımlardan bir tanesi moleküler yaklaşımlar ve omik teknikler ile siz bitkileri sıcaklık stresine karşı dayanıklı hale getirebiliyorsunuz. Tabii bunu oluşturmamak için de o kısma girmiyoruz. Küresel iklimin sıcaklığının daha durdurulabilir seviyeye gelmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Genomik rolü üzerinde fenotipik değişikleriyle beraber etkisinin olduğundan söyleyebilirim. Yatan mekanizmaların tarımsal üretimler için anlaşılması gerektiğini olduğunu zaten söyledik. Bu yaklaşımlar ile mahsul ürünlerinin verimleri arttırılabilir. Özellikle ısı toleransı sağlayan genlerin anlatımının, ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, bunların genetik kısımlarının başka bitkilere aktarılması verimin arttırıldığından bahsedebiliriz. Bir de CRISPR-Cas teknikleri var ki bunun da belki duymuşsunuz Nobel ödülü almış bir teknik. Bunun yine bitkiyi sıcaklık koşuluna karşı daha dayanıklı hale getirilebilen bir teknik. Böylelikle hem iklim kriziyle başa çıkmasında hem de açlık problemi biraz olsa da çözülmesi konusunda önemli ölçüde faydalı olacağını düşündüğümüzü belirtebiliriz. Bu da Albert Einstein'ın bitkisel ürünler, tarımsal mahsul ürünler için söylemiş olduğu bir söz. Tarımı ihmal eden ülke intihar ediyor demektir. Gelişmiş bir ülkenin semalarına ne kadar çok uçağın uçtuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu önemlidir. Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar ölür diye bir öngörüsü var. Başta kaynaklarımız. Teşekkürler. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler hocam sorular için, anlatım için. Evet, Burcu hocamıza soru sormak isteyen hocalarımız varsa buyurun, lütfen sorun.
Süremiz var müsait daha. Ben şey, kimsenin hakkını yememek için biraz hızlı hızlı geçtim de. Yok yok, güzeldi hocam. Evet. Evet, soru sormak isteyen hocamız varsa buyurun. Peki ben bir şey sorayım o zaman Burcu hocam. Tabii, buyurun. Yani biraz benim konumun da dışında aslında bu ama şöyle naçizane aklıma geldi. Siz küresel ısınmadan bahsettiniz. Küresel ısınmanın işte bitki üreme organları üzerindeki etkilerinden bahsettiniz. Ben günümüzde de hatta güncel olarak biliyorsunuz hava sıcaklık geçişleri oldukça sert. Evet. Şunu da merak ediyorum. Yani kaç derecelik sıcaklık farkı acaba bitki üreme organlarını etkiliyor, zorluyor, bu stresi arttırıyor. Yani dünle bugün arasına baktığımızda 10 derece bir sıcaklık farkı var. 10-15 derece fark ediyor hocam ama anlatırken de söyledim, bitki türleri çok etken. Mesela bezelyede 30'a kadar çıkabiliyorsunuz. Fasulyede 35 derecenin üstüne çıkabiliyorsunuz. Bir gündüz sıcaklığının çalışılması gerekir bu etkenlerde. Bir de gece sıcaklıklarının çalışması gerekir. 10-15 derece ikisinin arasındaki stres faktörleri arasında verilmiş. Yani 10-15 dereceye kadar sıcaklık farkını tolere edebiliyor diyorsunuz yani. Gece ve gündüz arasındakinden bahsettim ben ama tabii gün içindekinde fark edilebilir ama 35 derece bizim istemediğimiz sıcaklıklar. 20'nin altında da zaten bitkiler kendini dormansiye sokuyor, uyutuyorlar. Kendini bastırabiliyorlar. Şu süreçte yani bir günden bir güne olan sıcaklık farkından bahsediyorum. Hani gece gündüz arasında. 10-15 diyelim hocam. 10-15. Evet. Yani 10 ve 15 arasında. Anladım. Şimdi siz yani problemi tespit etmişsiniz. Problem için alternatif öneriler bunlar, onu da belirttiniz. Güzel. Peki bunlardan hangisi sizce dikkat çekici? En iyi siz olsaydınız. Crispy cast hocam. O şu an en önde gidiyor. O gerçekten peki, çok güzel bir teknik. Uygulama imkanı var mı mesela? Böyle bir... Var yapılıyor. Şu an mesela şunu söyleyebiliriz. Hani İskandinav ülkelerinde tüm sezon boyunca yaseminleri açtırabiliriz. Çiçekler evet. Açıyoruz. Güzel o zaman diyelim. Aynen. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Bilgiler için. Evet, ikinci sunuma geçelim. Burcu hocam çok teşekkürler. Çok başarılarınız devamını diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Gülnaz Yıldırım Köken. Gülnaz hocam burada mısınız? Hocam mikrofon sesini açar mısınız? Ters açtım galiba. Olsun, sorun değil. Şimdi. Tamam. Bu arada ekranım, kameram farklı. Size bakmıyor gibi olabilir. Kameraya bakıyorum, bazen bilgisayara bakıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hocam sözü size bırakalım. Ekranı paylaşabiliyor musunuz? Paylaşabildim mi şimdi? Evet. Buyurun geldim. Hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. İsmim Gülnaz Yıldırım Köken. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünde doktora öğrencisiyim. Tezimi bitirmem için bir iki dönemim vesaire. Herhalde o kadar bir sürede savunurum. Az kaldı. Aynı zamanda da Uluslararası Hospital'da Livmedsel'de Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Üretim Merkezi'nde üretim elemanı olarak çalışıyorum şu anda. Öncelikle çalıştığım yerden bahsedeyim. Şurada bahsettiğim gibi kutan özdeş manyezi tedavisinde kullanılmak üzere vartonjeli kökenli mezenkimal kök hücrelerden elde edilen ekstraselüler vezikülerin antipromastigot etkisinin belirlenmesini incelemiştik. Mezenkimal kök hücreleri elde ettiğim merkez Liv Hospital'daki kök hücre merkezi. İki eli merkez gibi oldu benim çalışmamda. Biz bunları GMP koşulları altında üretiyoruz. Hocam GMP... Acaba tam ekran mı yapalım? Evet, yani. Oldu mu? Evet, oldu. Buyurun. GMP nedir? GMP Good Manufacture Practice olarak geçiyor. İyi üretim uygulamaları Türkçesi. Tıbbi ürünlerin klinik kullanıma uygun olması için sürekli olarak belirli kalite standartlarına göre üretildiği ve kontrol edildiği bir sistemler bütünü olarak geçmekte. Bu sistemler arasında farklı birimler var. Bu birimlerin yaptığı farklı farklı görevler var. Bu birimler bir araya gelerek kaliteli ürün çıkartma amacı gütmekte.
Tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlayan, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin prosedür ve talimatlarını dokümante eden ve bunların takibini sağlayan, sistem değişikliğini de takip eden ve düzeltmeleri kaydeden kalite yönetim ve kalite güvence birimi, ürünü ortaya çıkaran üretim proses talimat ve validasyonlarından sorumlu üretim birimi, ürünün üretim aşamasından sonuna kadar bütün kalitesini test eden ve onaylayan, ürün serbest bırakma aşamasından sürecin sonuna kadar her aşamayı takip eden kalite kontrol birimi, bunların dışında operasyon GMP sisteminin tüm teknik süreçlerinden sorumlu birim ve ısının, sıcaklığın, nem ve basıncın ayrıca partikül kontrolünün yapıldığı operasyon birimi ve GMP'de kullandığımız her türlü sarf malzeme ve kimyasal malzemenin stoklandığı depo ve sürecin temizliğinden sorumlu sterilizasyon biriminin olduğu sistemler bütününü oluşturmakta. Peki neden bu kadar şey bir arada? Hepsinin bir sebebi var. Yaşanan tıbbi kazalar sonucu GMP sistemleri oluşturulmuş ve hepsi yasal süreçlere bağlanmış. 1990 yılında Serratia kontaminasyon nedeniyle çok fazla bebek ölümleri meydana geliyormuş. İki farklı hastanede 15 bebek kontamine beslenme nedeniyle ölmüş. Temel sorunlar olarak da eğitimsiz personel ve zayıf üretim teknikleri belirlenmiş. Manchester'da da aynı şekilde kontamine beslenme sonrası iki bebek ölüyor. Temel sorun olarak da validasyon eksikliği, kontaminasyon kaynaklarının oluşması, üretim alanlarındaki zayıf tekniklerden bahsediliyor. 2010 yılında Almanya'da cumartesiden sonra kontamine solüsyon 11 hastaya veriliyor. Cumartesi günü işlem durduruluyor fakat pazartesi günü bu işlem sonucunda 3 çocuk ölüyor. Bu olaylar neticesinde standartlar ve prosedürler tartışılmaya başlanıyor ve mevzuatlar geliştiriliyor ve bazı kısıtlamaların getirilmesine karar veriliyor. 2 slide öncesinde bahsettiğim bütün bu sistemlerin bir arada çalışmasının sebebi bu tarz kötü olayların engellenmesinin amaçlanması. Temel amacı güvenilir, kaliteli ve izlenebilir ürünlerin üretilmesi GMP'nin ana amacı. Bunun için uygun üretim tesisleri gerekiyor. Eğitimli ve bilinçli bir personel gerekiyor. Üretim ve diğer süreçlerin hepsinin kayıt altına tutulması ve bütün parametrelerin kontrollü olması gerekiyor. Bu GMP'nin genel kuralı. Bu da bizim Live Hospital'daki GMP laboratuvarımızın otomasyon sistemi. Kalite kontrol laboratuvarları, üretim laboratuvarları hepsi ayrı ayrı ve hepsinin basınç, partikül miktarları, sıcaklık miktarları değişik ayarlanıyor. Hepsinin özel bir değeri var. Şimdi gelelim kök hücrenin ne olduğuna. Bizim bu GMP'de ürettiğimiz kök hücrelerin. Kısaca bunlardan bahsedeyim tanımlarını. Mezenkimal kök hücrelerin bölünerek yeni hücreler meydana getirebilme kabiliyeti var. Yüksek seviyede farklılaşabilme özellikleri var. İhtiyaç duyulduğunda çoğalabilen ve farklı görevlere sahip hücrelere dönüşebiliyor. Erişkin dönemde organizmada genellikle tamir mekanizmalarında aktif, doku rejenerasyonunda da rol almakta. Uluslararası Hücre Tedavileri Topluluğu tarafından mezenkimal kök hücrelerinin tanımlanması için 3 önemli özellik belirlenmiş. Bunlardan birincisi kültür ortamında plastiğe yapışabilmeleri. Bunlar bizim hücre kültüründe kullandığımız petriler ya da flasklar olarak geçiyor. In vitro şartlarda kemik, kıkırdak ve yağ hücrelerine farklılaşabilme özelliklerine sahip olmaları gerekiyor. Bir de özel yüzey markerları var. Hücre yüzey markerları, belli yüzey markerları belirlenmiş. Bunları ekspresi edip etmemesine göre de kök hücreler sınıflandırılıyor. Kök hücreleri biz nereden elde ediyoruz? Biz merkezde şu anda Varton jeli. Elde ediyoruz kök hücreleri. Varton jeli de bizim göbek kordonumuz. Anne ile bebeğin arasındaki bağlantıyı sağlayan göbek kordonu. İki arterden, iki atar damardan bir toplar damardan oluşmakta. Bu Varton jeli içerisinde miyofibroblast benzeri stromal hücreler içeren jelatinli bir doku var. Bu dokuyu petrilere yapıştırarak hücrelerin göç etmesini bekliyoruz. Bunu kullanmamızın sebebi izolasyonun kolay olması, etik sorunların diğer kök hücre kaynaklarına göre daha az olması, yüksek proliferasyon çoğalma yeteneğinin olması, çok soylu farklılaşabilme potansiyeli ve immün düzenleyici özelliklerinin yüksek olması avantajı. GMP kılavuzlarında da kök hücrelerin tıbbi ürünler olarak manipülasyon için prosedürleri ve kalite kontrol önlemleri sıkı bir şekilde düzenleniyor. Biz de bunları çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Kutanöz leşmanyezizden bahsedecektim ben. Onlardan da kısa kısa tanımlar vereyim. Leşmanyeziz, tropik, subtropik ve Güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde yaygın, insanlarda görülen parazitik bir hastalık.
Temel olarak 3 ana formu var. Kutanöz, mukokutanöz ve viseral leşmaniyezis olmak üzere. Kutanöz leşmaniyezis çoğunlukla cildin mononükleer fagositlerini etkileyen kronik bir enfeksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de genellikle 4 farklı tip daha yoğun olduğu için bunların fotoğrafını koydum. Leşmanya donovani, infantum, leşmanya majör ve tropika olmak üzere. Tedavisinde kullanılan ilaçların da toksisitesinin yüksek olması, direnç gelişimi ve yüksek maliyet gibi çeşitli dezavantajları var. Aynı zamanda hastalığın tedavi edilse bile deride geniş yaralar oluşturuyor. Bu durum hastalarda ciddi psikolojik travmalara sebep oluyor. Bu hastalığın vektörü dişi kum sineği ve leşmanya cinsi protozoan mikroorganizmalar aracılığıyla oluşan parazit bu hastalık. Genelde dişi sinekler aracılığıyla bulaşıyor. Burada da 3 mm boyundaki yarısında görebiliyorsunuz. Yaşam döngüsü vektör içerisinde promastigot formda, şurada görüldüğü gibi leşmanya paraziti konağı ısırdıktan sonra konağın makrofaj hücreleri tarafından hapsediliyor ve amastigot forma dönüşüyor. Amastigot formu da şu şekilde daha yuvarlak. Makrofaj içerisinde çoğalan parazitler makrofajın diziz olmasıyla birlikte açığa çıkıyorlar ve vektör tarafından tekrar ısırılma durumunda enfeksiyon vektöre geçiyor. Bu şekilde bir döngüyle kendisini çoğaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de tüm dünyada toplam 98 ülkede 12 milyon insan leşmaniyese yakalanmış durumda. 350 milyon kişinin ise risk altında yaşadığı bildirilmektedir. Her yıl bu rakamlara da 2 milyon yeni olgu ekleniyor. Bu olguların yaklaşık 4'te 3'ünün kutanöz leşmaniyezis olduğu tahmin ediliyor. Bu fotoğrafta gördüklerimizin hepsi kutanöz leşmaniyezis fotoğrafları. Erken popüler ve nodüler lezyonlarla başlayıp ağrısız ve estetik olmayan yara izleriyle sonuçlanıyor. Genelde bu yaralar bakterilerle birlikte enfekte olur ve histoloji açısından farklı yüzeylerde epidermal hiperplazi ve stratum korneumda kalınlaşma gözlenmektedir. Egzozom da yine en başta belirttiğim gibi mezenkimal kök hücrelerin süpernatantlarından yani besi yerlerinin içerisinden elde ettiğimiz küçük moleküller 40 ile 100 nanometre boyutlarında ve endositik yolaktan üretilmiş homojen küçük partiküller. Kök hücrelerin metabolik aktiviteleri sonucu sitoplazmik aktif içeriklerinin membran parçaları ile birleşerek kültür süpernatantına karışmasıyla birlikte oluşan egzozomlar kök hücreler gibi rejenatif çalışmalar içerisinde de aktif olarak yer almakta. Dolaşım sisteminde bol miktarda bulunuyor. Protein, mRNA, mikroRNA ve benzeri faktörleri ileterek hedef hücreleri de etkilemekte. Mezenkimal kök hücrelerden elde edilen egzozomların kökenlendiği hücrelerin özelliklerini barındırmasından dolayı kök hücre çalışmalarını alternatif olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kök hücrelerin rejeneratif özelliklerinin kökenlendiği hücreden elde edilen egzozomlarda da olması dolayısıyla doku rejenerasyonunda yeni bir tedavi ajanı olarak kullanılmaya başlandı. Hem somatik hem de kök hücrelerden elde edilen egzozomların yara iyileşmesi üzerindeki etkinliğini araştıran birçok in vitro ve in vivo çalışma var. Fakat kutanöz leşmaniyezis hastalığı ve bu yaralar üzerinde iyileşmesindeki etkisini çalışan tedavi edici özellikleri ne çalışan çalışma yok. Şekilde de gördüğünüz üzere bazı in vivo çalışmalar ekledim egzozomlarla ilgili. Egzozomlarla yapılmıştı daha önce ve burada daha çok çalışılan dozları biz de kendi çalışmalarımızı seçtik. En çok hangi dozların çalıştığına bakılarak çok fazla yara ile ilgili çalışma var ama bunlar manuel olarak yapılmış ya da diyabet sonucu elde edilmiş yaralar. In vivo dışında in vitro çalışmalar da var. In vitro şartlar altında hücreler üzerinde yapılmış yaraların iyileşmesi üzerindeki etkisine de bakılmış. Peki biz bu Wharton jelinden elde ederken hücreleri nasıl elde ediyoruz? Kordon geliyor birimimize. Onları küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra sadece jel kısmının içeriye yapışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yapıştıktan sonra genelde 4-5 gün içerisinde hücre göçü yavaş yavaş başlıyor. Explant kültür dediğimiz bu petre yapıştırma yöntemiyle hücreler göç ettikten sonra yavaş yavaş çoğalmaya başlıyorlar. Biz bunları %5'lik karbondioksit içeren 37 derecelik etüvde kök hücrelere özel besi yerleri kullanılarak yetiştiriyoruz. 4-5 günde bir düzenli olarak besi yerlerini değiştiriyoruz. Konfluent seviyeye geldiğinde yani çoğaldıktan sonra petriyi kapladıktan sonra tripsini de kaldırarak pasaj 0, pasaj 1, pasaj 2 diye pasaj 3'e kadar pasajlayıp
İstediğimiz seviyeye getirdikten sonra özel dondurma solüsyonuyla da dondurarak buzdolabına kaldırıyoruz kullanacağımız güne kadar. Burada da hücrelerin mikroskobik görüntüleri yer almakta. İzolasyonun ilk günlerinde genelde bir şey gözükmese de 4-5 gün sonra eksplantın yanında böyle hücreler gözüküyor. Daha sonra koloni şeklinde çoğalıyor. Artık bu seviyeye geldiği zaman kaldırıp daha homojen kültür, hücre kültürü elde etmeye çalışıyoruz. Pasaj 3 seviyesinde de artık istediğimiz morfolojiye ulaşıyor. Bu seviyede karakterizasyonlarını yapmaya başlıyoruz. İlk başlarda da söylediğim gibi yüzey markerları önemliydi. Elde ettiğimiz kök hücrelerin flow cytometric karakterizasyonunu yapmak için BD Fox Counter cihazını kullanıyoruz. Burada belirlenen özel belirteçleri kullandık. Genelde bunları kullanıyoruz. Pozitif belirteçler ve negatif belirteçler olmak üzere. Kriterlere göre pozitif belirteçlerin ekspresyon seviyesi %70'in üstünde olması gerekiyor. Bizim bütün markerlarımız genelde %90 üzerinde çıkıyor. Çıktı. Negatif markerların da %2'den düşük olması gerekiyor. Bizim de %0.1 civarında çıkıyor burada ekspresyon seviyeleri. Mezenkimal kök hücrelerin gen ekspresyonu analizleri, bu da bir karakterizasyon süreci aslında düşünürseniz. Burada da stemless, yani kök hücre karakterlerinin gen ekspresyon seviyelerine bakılıyor. Bunun için PCR çalışması yapılıyor. Belirlediğimiz 4 tane farklı gen var. GATP'yi de kontrol olarak kullanıyoruz. Bu her hücrede ekspresyon olması gereken bir molekül. Diğer moleküllerin de ekspresyon seviyeleri yüksekse biz zaten bu hücremiz kök hücredir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kontrolün üstünde de anlamlı bir şekilde fark var. Hücrelerimiz kök hücre olarak tanımlanıyor. Elde ettiğimiz kök hücrelerden de ilk başta bahsettiğim egzozom, asıl onun tedavisi etkinliğini ölçecektik. Egzozomları nasıl elde ediyoruz? Primer kültür izolasyonundan sonra belli bir pasaj seviyesine ulaşan hücrelerden biz genelde pasaj 3 kullanıyoruz. Egzozom üretimi yapıyoruz. Bunun için hücrelerin %50-60 doluluğa ulaşması beklendikten sonra, bu genelde ikinci güne tekabül ediyor. Üzerindeki besi yerini alarak protein miktarı daha düşük olan, bu bizim egzozom miktarımızın etkilememesi açısından, protein miktarı çok düşük olan başka bir besi yeriyle değiştirerek, o da MF12 oluyor genelde, 24 ve 48 saat inkübasyona bırakıyoruz. Daha sonra süpernatantları toplayarak egzozomların saflaştırması aşamasına geliyoruz. Bunun için bir ultrasantrifüj ile izolasyon metodu var. Biz genelde biraz daha hızlı toparlayabilirsek. Daha mı hızlı geçeyim? Tamam. Evet. Tamam o zaman. Bu topladığımız besi yerlerini ultrasantrifüj ile belirli prosedürlerle ve belirli sürelerde çeviriyoruz ve en son aşamada bizim saf egzozomlarımız oluyor. Bu egzozomların miktarını da BCA protein kitiyle birlikte ölçüyoruz. Burada bir standart grafiğimiz çıkıyor ve elde ettiğimiz proteinin miktarını standart grafiğe göre ölçüyoruz. Elde ettiğimiz egzozomların da karakterizasyonunu yine flow cytometri ile yapıyoruz. Bunun için ExoFlow egzozom kitlerinden kullanıyoruz. Bunun için de markerlar genelde %80-90 üstünde olursa bizim için daha iyi. Biz burada santrifüjümüzün potansiyelini de ölçmüştük ama bunun ayrıntısına girmeyeyim o zaman, daha hızlı gitmek açısından. %99, %90, %81 oranında egzozom markerlarının ekspresi edildiğini görüyoruz. Daha sonra bu elde ettiğimiz egzozomların farklı hücre hatları üzerindeki toksik etkisini belirlemek için MTTT testi yaptık. Hücre olarak da Vero hücresi ve L929 hücre hatlarını kullandık ve kontrol değerlerini de %100 olarak kabul ettik. Egzozomların Vero hücreleri ve L929'da hücre canlılığını anlamlı olarak değiştirmediğini, fakat Vero hücresinde 50 mikrogramda anlamlı olması da biraz yükselme yaptığını gördük. Aynen bu egzozom moleküllerinin Leşmanya majör üzerindeki toksik etkisini belirlemek için yine MTT testi yaptık. Burada egzozom dozlarında 50 mikrogramda çok anlamlı bir düşüş var. Hepsi anlamlı fakat en anlamlı 50 mikrogramdı. Burada Vero hücresinde 50 mikrogram dozunda hücre artışı varken paraziti burada öldürmesi bizim sonraki deneylerde 50 mikrogramlık egzozom dozunu seçmemize vesile oldu. Daha sonra egzozom formülasyonlarının parazit sayısı üzerindeki zamana bağlı etkisini de araştırmak için 1 milyon paraziti Eppendorf'a ekip belli saatlerde saydık. Ve egzozom miktarı arttıkça, saatlerde ilerledikçe egzozom parazit sayısında anlamlı bir azalma olduğunu belirledik. Bu çalışmaya ilk kez Vartonjeli kaynaklı mezenkimal kök hücreden elde edilen egzozomların kutanöz leşmanyazis etkinliği, leşmanya majöre karşı
in vitro antileşmeler etkilerini inceledik. Bu çalışma sonucu elde edilen verilere ek olarak yapılabilecek in vitro ve in vivo yara iyileşmesi üzerine etkisi olduğu bilinen maddelerle egzozomların komen tedavisi çalışabilecek alternatif bir ilaç tedavi yöntemi belirlenebilecektir. Yeni bir tedavi yaklaşımının önerilmesini beklemekteyiz biz de bu çalışmamızla birlikte. Teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmayayım ben de. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zaten sona gelmiş misiniz? Evet evet yaklaşmıştım. Zamanı efektif kullanalım diye 4.45'e kadar süremiz var. 15 dakikadan fazla olmasın diye düşündüm. Hı hı. Ama güzel bir çalışma olmuş. Ben baktığım kadarıyla gerçekten bu yani yayına da dönüşebilecek bir çalışma. Evet hazırlıyoruz şu anda onları. Evet. Elinize sağlık. Yani tebrik ederim. Teşekkür ederim. Birçok parametreyi çalışmışsınız yani. O yüzden güzel bir çalışma olmuş. Yayınlanabilir yani kesinlikle. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Uğraşıyoruz biz de inşallah olacak. İnşallah inşallah olur. Evet Gülnaz hocamıza sorunuz varsa buyurun arkadaşlar. Merak ettiğiniz konuyla ilgisi olan arkadaşlarımız varsa, arkadaşlarımız varsa. Peki hocam soru yok sanırım. Tebrik ederim ben tekrardan. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdi diğer sunuma geçiyoruz. Serap Niderioğlu, Dolanbay hocamız. Serap hocam burada mısınız? Evet buradayım. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Sözü size bırakayım. Paylaşım yapabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Bir saniye. Şu an paylaşıldı sanırım değil mi? Evet hocam. Şu an görüyoruz. Buyurun. Okay, teşekkürler. Hi, I am Serap Niderioğlu Dolanbay from Gazi University, Department of Biology. Today, I will try to give you my presentation entitled Alkaloid Extracts from Glossium Corniculatum Attenuates Oxidative Stress-Induced Tau Hyperphosphorylation via Regulating AKT-GSK3-Beta Signaling Pathway in Differentiated PC12 Cells. Tau proteins that can stabilize the neuronal cytoskeleton are microtubule associated proteins. Figure 1 shows tau structure and function. Tau phosphorylation abnormalities increases the loss of tau's microtubule stabilizing capacity and neurite degeneration and has been accepted as a pathological finding in Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases. Figure 2 shows reactive oxygen species causing tau hyperphosphorylation and neurodegeneration. Hence, tau-centered approach is on the agenda in the treatment of related disease and in this context, natural phytochemicals with antioxidant properties can be an effective alternative in reducing the hyperphosphorylation of tau. Figure 3 shows mechanical pathways for natural products involved in neuroprotection against NDs. Purpose of the study: we determined the profile of alkaloid extracts from Glossium corniculatum and the antioxidative, anti-apoptotic, and cell cycle regulating effects of these extracts. In this study, it was aimed to investigate the reducing effects via regulating AKT-GSK3-beta signaling pathway of allocryptopine-rich alkaloid extracts, chloroform and methanol, from Glossium corniculatum on oxidative stress-induced tau hyperphosphorylation in differentiated rats, pheochromocytoma DPC12 cells. Material and methods. Plant material used in the research. Figure 4 shows Glossium corniculatum subspecies refractum, DP12 cells used in the research. Figure 5 shows nerve growth factor untreated PC12 cells and nerve growth factor treated PC12 cells.
For this purpose, the protein levels of phosphorylated P, AKT, P, GSK3 beta, and P tau, and total T, AKT, T, GSK3 beta, and T tau, tau 5 were measured by Western blood analysis. Figure 6 shows protein, bovine serum albumin, standard curve, and regulation equation. Figure 7 shows Western blood method. Table 1 shows antibodies, deletion ratios, and molecular weights used for Western blood analysis. Results and discussion. According to results, hydrogen peroxide and oxidative stress inducer decrease the levels of P, AKT, and P, GSK3 beta, while increasing the levels of P, tau proteins. However, pretreatment of both alkaloid extracts increases the levels of P, AKT, and P, GSK3 beta, while decreasing the levels of P-tau proteins compared to hydrogen peroxide treated group, and the best results were obtained from the chloroform alkaloid extracts CAE. Effect of chloroform alkaloid extracts on hydrogen peroxide induced inhibition of AKT. Figure 8 shows determination of the activating effect of chloroform alkaloid extract on the PAKT protein level in hydrogen peroxide induced DPG12 cells by Western blood analysis. Effect of chloroform alkaloid extract on hydrogen peroxide induced activation of GCK3 beta. Figure 9 shows determination of the activating effect of chloroform alkaloid extracts on P, GSK3 beta protein level in hydrogen peroxide induced DPG12 cells by Western blot analysis. Effect of chloroform alkaloid extracts on hydrogen peroxide induced hyperphosphorylation of tau protein. Figure 10 shows determination of the suppressive effect of chloroform alkaloid extracts on P tau SR 396 protein level in hydrogen peroxide induced DPG12 cells by Western blot analysis. Effect of chloroform alkaloid extract on hydrogen peroxide induced hyperphosphorylation of tau protein. Figure 11 shows determination of the suppressive effects of chloroform alkaloid extract on P, tau, THR 212 protein level in hydrogen peroxide induced differentiated PC12 cells by Western blot analysis. Conclusions. These results suggest that allocryptopine rich alkaloid extracts, especially CAA, remarkably suppressed oxidative stress induced the hyperphosphorylation of tau via regulating AKT GSK3 beta signaling pathway. Hence, our study showed neuroprotective effects of allocryptopine-rich alkaloid extracts via suppression of tau hyperphosphorylation. So, allocryptopine can be used as a tau aggregation inhibitor agent in drug development for AD and other NDs. This work is supported by 116S299 TÜBİTAK project. Thank you for listening. Biraz ben hızlı anlattım herhalde ama süreden kaynaklı dedim geride kalmayalım. Yok. Gayet iyiydi, dear Serap. Thank you for your clear English and clear presentation. Dear participants, you can ask if you have any question. Ali Hocam, ben bir soru sormak istiyordum. Yes, you can do that. Ali Hocam, Serap Hanım'a şunu sormak istiyordum. Bir projeden kaynaklandığını söyledi, TÜBİTAK evet. Projesini. Acaba orada sadece ACT ve GSK3 beta yolağına mı baktı, yoksa başka yolaklara da baktılar mı? Bunu öğrenmek isterdim.
Tabii buyurun. Tabii. Ben soru Türkçe geldiği için Türkçe cevaplandıracağım. Hem daha detaylı lütfen. Cevap vermiş olurum. Evet. Türkçe alabilirsem lütfen. Sağ olun. Şöyle bu projenin ön aşamasında aslında ben tabii çok hızlı olduğu için slide'da ön çalışmalarda o projenin amaç kısmında ön çalışmalarda bir saniye slide'a geleyim. Burada antioksidatif, antiapoptotik ve cell cycle düzenleyici etkilerine baktık biz bu alkolit ekstraklarının. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında da sesim geliyor mu acaba? Evet. Bu çalışma kapsamında da birçok çalışma yapıldı ve dolayısıyla orada farklı yolaklara bakıldı ve çalışmanın bu ön kısmından zaten halihazırda yeni bir yayınımız yayınlandı. Daha sonra da bu çalışmanın devam niteliğinde burada verdiğim dataların dışında MAP kinaz sinyal yolağı, hücre içi kalsiyum konsantrasyonu gibi farklı yolaklara da bu çalışma sonrasında bakılacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Peki, başka soru var mı acaba? Peki, Serap Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi Doktor Dudu Özlem ve Mavi İtman. Herkese Dudu merhabalar. Hocam. Geliyor mu hocam sesim? Evet hocam, sesiniz geliyor. Buyurun sözü size bırakalım. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Rica ederim. F5'e de basabilirsiniz hocam. Tam ekran olsun isterseniz. Sanırım oldu hocam, oldu mu? Oldu, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hello everyone. My name is Özlem Mavi İdman. I'm working as the head of the collection department of National Botanical Garden of Turkey. I'm a biologist and I'm going to talk about the exotic conservation of rocky habitats by giving the rock garden of the botanical garden as an example. Rocky habitats have little or no human use. So they are rich in terms of biodiversity, and they are also valuable for landscape studies. As a botanical garden, our first task is exotic conservation of plants and also exhibition of them. We wrote and begin a project to collect plants from Ankara. Why from Ankara? Because the botanical garden is in Ankara and the rock garden will be exhibited in an open area. We are collecting plants from rocky habitats and collecting herbarium materials for natural herbarium, plant tissues for DNA and tissue banks of the botanical garden, and put materials into 70% of ethyl alcohol solutions for microscopic slide collections. Also, of course, we collect seeds from plants for production of them. As I said before, rocky habitats have rich biodiversity and they are important in landscape studies. There are several studies, including the importance of rocky habitats in landscape studies. Also, they are important in agricultural studies, especially for vine protection or soil erosion, etc. One of the first examples of these studies, including the usage of natural plants in rocky habitats in a rock garden, was carried out from our country, from Erzurum, in 1988. In botanic gardens of the world, concept gardens are created by specific to different habitats or different plant groups, for example, geophytes. Here you can see examples of rock gardens established in some important botanic gardens around the world. And also you can see the rock garden of Nezahat Gökyiğit Botanic Garden from Istanbul, Turkey.
The National Botanical Garden of Turkey has an whole area of approximately 2,300 decars. And the rock garden will be established on an inclined area of approximately 10,000 square meters. In our field studies, for field studies, we go to some places in Ankara, including Raki habitats, between May and August. These areas are mainly Kıbrısköy Valley, the Mount Sarıçalı in Nallıhan, and Kızılcahamam Soğuksu Natural Park and Kızılcahamam Karagöl Geosite. In field studies, we collected plants. In flowering times of the plants, we took pictures, we collected herbarium materials, we noted the GPS informations of them, and for DNA and tissue banks, we collected tissue materials for the banks. And in seedling time of the plants, we collected seeds for production studies. Also, before flowering times, especially we collected as a whole plant of succulents and plant them into botanical garden for see their adaptation periods. in our project, we have target plants, of course, and we collected some of them in 2020. In order to fulfill the ex-situ conservation work of botanical garden, we added some endangered plants to the target plants in the project. Here you can see the collected plants of the target ones here in the slide. And for example, Campanula ekimiana is an endangered plant as an example here. In our field studies, we collected also other plants from the target ones, especially the plants with showy big flowers or plants standing beautifully on the rocks, or the large and wide plants were chosen for our rock garden. And for production studies, the collected seeds were dried and separated from the pots and cleaned and stored with their names. Here you can see the list of the plants that the seeds collected, and the yellow ones are the target ones of the project. And here there are some examples of seed materials that sold. We directly sowed some seeds to the soil, and germinations started after an average of 2 or 3 weeks. Here you can see some examples for germination times after sowing of the seeds. However, some seeds need extra treatment to germinate, such as hormones or soaking or mechanical etching by acid solutions. And in the future, we will try these methods to the seeds for germinations. And also, we will do plant cutting method to have more individual for landscape use. And of course, we will plant them to the rock garden by using natural rocks by landscape projects. And thank you for your listening and patience. Okay, thank you for your presentation. Evet, soru sormak isteyen varsa soru alabiliriz arkadaşlar. Peki hocam, teşekkür ederiz sorunuz için. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Rica ederim. Güzel bir çalışmaymış. Ben biraz konu dışındayım ama bu kayalık bölgedeki yetişen bitkilerle alakalı herhalde anladım.
Evet hocam, biz botanik bahçesi içerisinde bir kaya bahçesi sergilemeye çalışıyoruz. Bu projenin çıktılarından biraz bahsetmeye çalıştım. O tabii projemiz bitmedi, devam ediyor. Yani bitebilecek bir projede değil aslında. Hani sürekli bitkileri yenilenecek bir kaya bahçesi olmasını hedefliyoruz. Oradaki hormon kullandığımızdan falan bahsettiniz de. Evet. Şimdi hocam biz tabii doğal bitkileri çoğaltmaya çalışıyoruz. Doğal bitkilerde özellikle endemik bitkilerde çoğaltım yöntemlerini bilmediğimiz bitkiler var. Direkt ekim yöntemiyle biraz denedik. Hani 2-3 hafta içerisinde çıkışların yani filizlenmelerin olduğunu gözlemlediğimiz bireyler var ama maalesef direkt ekim yöntemiyle çoğaltımı gerçekleştiremediğimiz tohum örneklerimiz de var. Bunlara da bazı işte dışarıdan uygulamalar yapacağız. İşte mekanik zedeleme gibi ya da işte suda bekletme gibi bir takım uygulamalar yapıp bu şekilde çimlendirmeye çalışacağız ki hani sizler daha iyi bilirsiniz. Ben peyzaj mimarı değilim ama bir bitkiyi bir alanda sergileyebilmek için epeyce fazla bireye ihtiyaç oluyor. Bu bitkilerden de daha fazla çoğaltmak için tabii çelikle çoğaltım yöntemi de deneyeceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor hocam. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Başarılar hocam. Şahin Çimen. Buradayım. Şahin hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Hocam sunum paylaşabilirsiniz. Buyurun, sözü size bırakalım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Paylaşamadım herhalde. Evet, şu an ekran gelmedi. Şeyde ekranın sağ üst köşesinde ayrılı yazan kırmızı şeyin yanında ok işareti var. Onu tıklarsanız aslında sonra işaret sol altta gelen ekranı size tıklayın, paylaşabilirsiniz. Şu an paylaşamadım. Paylaştım mı acaba? Yok, şu an paylaşamadınız. Siz ekranı görüyorsunuz ya, siyah ekranı. Evet, evet. Sağ üst köşede ayrıl var. Onun yanında bir ok işareti var. Sağ üst köşede bende öyle bir şey yok. Bir ok işareti, yukarı doğru bir ok işareti var. Altta var o. Altta tıklıyorum ona. Paylaş diyorum. Masaüstü pencereyi tıklat diyorum. Paylaş diyorum. Tamam. Pencere... Veya açtığınız ekranı şey yapın, açın dosyayı, sunum dosyasını. Sunum dosyam açık şu an benim. Tamam, tekrar ok işaretine basın. Bir dakika. Keşke yapabilsem. Aşağıda masaüstü ekran paylaşımı çıkıyor, ona tıklıyorum. Tamam. Önümde neler paylaştığınızı seçin diye çıkıyor. Tüm ekranı paylaş diyorum ama paylaş seçeneğini vermiyor bana. Yani orada paylaş seçeneği çıkıyor ama paylaşamıyorum. Peki burada mesaj kısmını atar mısınız? Tamam gördüm. Şu an gördüm. Tamam. Evet, peki. Kusura bakmayın lütfen. Buyurun. Değerli araştırmacılar, sayın katılımcılar, sunuma başlamadan önce sizleri saygıyla selamlıyorum. İsmim Şahin Çimen, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde çalışıyorum. Size bugün Ankara ili ve çevresindeki bazı endemik ağaç ve çalı taksonlarının Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ekstü muhafazası konulu sunumu sunacağım. Botanik bahçeleri, botanik isimleriyle etiketlenmiş benzer yaşam alanı istekleri olan çeşitli bitkilerin planlı bir şekilde gruplandırılmasıyla oluşturulan koruma, yetiştirme, sergileme ve eğitim faaliyetleri gibi etkinliklerin yürütüldüğü rekreasyon ve bitki bilim alanlarıdır. Bu sunduğum sunu Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde yürütülen Türkiye florasındaki endemik bazı ağaç ve çalı taksonları koleksiyonunun oluşturulması projesinin 2020 yılına ait iş planı kapsamında zengin biyoçeşitliğe sahip Türkiye florasındaki bazı endemik ağaç ve çalı taksonlarının Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde çoğaltım çalışmalarının yapılarak alana veya bitki sarayına plantasyonunun sağlanması ve böylece ek sütü koruma altına alınması hedeflenmiştir.
Burada TAGEM'e sunulmuş projenin projeyi görüyorsunuz. 2020 yılına ait iş planı kapsamında Ankara ili ve çevresinde doğal olarak yetişen endemik ağaç ve çalı taksonlarından bazılarının Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ekstra koruma altına alması amaçlanmaktadır. Ankara ve Afyon lokasyonlarında bulunan 8 endemik takson için 2020 yılı yaz ve sonbahar aylarında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bu bitkilerin herbaryum örnekleri oluşturulmuş, her taksondan en az bir adet canlı birey olmak üzere doğal lokasyonlarından sökülerek kendi toprağı ile birlikte saksılar alınmak suretiyle 7 taksonun transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. Botanik bahçesine getirilen endemik bitkiler kış mevsimi boyunca gölgelendirme sırasında muhafaza edilmiş ve gerekli bakım çalışmaları yapılmıştır. Projenin başlangıç yılında Ankara ili ve çevresinde toplam 8 takson üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Buyurun hocam. Geçiyorsunuz ama geçtiğinizi biz görmüyoruz. Şu an siz slaytta değiştiriyor musunuz? Evet, değiştiriyorum. Ama onu görmüyoruz biz şu anda. Şu ana paylaşımı kapatın. Yine tekrar bir paylaşın. Tamam, olur. Paylaşımı şu an kapat. Paylaşımı kapattım. Tamam, tekrar paylaşın. Paylaş diyorum. PowerPoint'i seçin. Evet, onu seçtim. Paylaş dedim şu an. Şu an gözüküyor mu? Aşağıda şey F5, o tam ekran kısmı var yani slide. Tamam, tamam. Onu tıklayın isterseniz. F5 şu an gözüküyor mu? Şu an yani PowerPoint sunumu gözüküyor da. Evet. PowerPoint sunumuna dönün, onun üzerinden gidin bence. F5 yapmayın, Escape yapın. Tamam, buradan anladın. Buradan gözüküyor mu? Gözüküyor. Yok, değil mi an... benim ekranım? Şöyle. Şu an geldi, evet. Ben size kısa bir video izletmek istiyorum yaptığımız çalışmalarla ilgili. Ankara Çubuk'tan Amygdalus balansea bitkisi için arazi çalışması yaptık. Ruhan Musketi Olares için Çubuk'a gittik. Quercus macrantas prenses için Beynam Ormanı'na, Ankara. Kreatabus tenisfolia için Beypazarı, Ankara. Aser Hirkanitum Beşiz Sparekarium için Afyon'a gittik. Kayır ilçesine. Nallıhan'a gittik. Ramus Yirtella için. Ve yine Nallıhan'dan Ramus Timifolia. Şu an gözüküyor mu hocam? Hocam, sesim geliyor mu? Şu an 7. slaytımızın ekranı gözüküyor. 8'e tamam. Geçin. 8'e geçin. Oradan devam edin. Şu an gözüküyor mu? Şu an ben göremiyorum. Yani 8'e geçin bir. Niye böyle bir şey oldu ki? Tamam, bu şekilde gidin. Oradan devam edin. Şu an gözüküyor. Aslında başka fotoğraflar da var. Onları da göstermek istiyorum da bu Zoom uzaktan çevirim için sunumların böyle bir şeyi oluyor. Bana handikapı oluyor. Tamam. Olabilir. Varsa fotoğrafınız gösterin hocam. O klasör açın gösterin. Sorun değil yani. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Buna geri dönelim. Şu videoyu sileyim. Bu şekilde ben size göstereyim. Amygdalus balansea için canlı örnek ve herbaryum örneği toplandı. Çubuk'tan 800 ile 1000 rakımlarından batı bakısından. Habitatta bulunan bitkilere baktığımız zaman farklı badem türünü
tespit ettik. Timus, Melika, Astragalus, Anthemis, Onosma gibi farklı farklı bitkileri bulduk. Şekilde de gözüktüğü gibi bitkiyi düzgün bir şekilde transplantasyonu sağladık. Şöyle resimleri ben silerek açmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü onlar kendisi otomatik gelmesi lazım. Diğer bitkiye geçtiğimiz zaman Rhamnus petiolaris'e geçtik, çehri. Bunda da yine herbaryum örneği ve canlı materyal topladık. Vulkankara, güneybatı yamaç, rakım 1000-1300 koordinatları vermiyoruz. Habitatta bulunan bitkiler Rhamnus, Cratagus, Astragalus, Rosa, Juniperus, Oxycedrus, Jasminum fruticans, Amygdalus, Pyrus, kadın tuzluğu, Pyrus, Spinosa ve Rufus. Yine bitkiyi bu şekilde düzgün bir şekilde alandan aldık. Bitkinin farklı bir görseli. Toprağını da aldık, yani uygulama botanik bahçesindeki uygulamalarda bize faydası olur diye. Üçüncü bitkimiz Rhamnus hirtella, Has şehri. Yine Nallıhan Ankara bölgesinden 350-500 metre yükseklikte. Habitatta bulunan bitkiler, buranın florasını yazıldığı bir kitap var, oradan tespit edeceğiz. Bitki yine şekilde görüyorsunuz. Rhamnus thymfolia, Nallıhan bölgesinde, Nallıhan'a girmeden önce güneybatı bakısı 500-700 metre yükseklikte. Bu da yine resimlerini göstermek istiyorum bu şekilde. Quercus macranta subspecies cypressus, ispir meşesi. 1200-1500 metre habitatta bulunan bitkiler, çok sayıda ispir meşesi bireyi, alıç, Karaçam, Sorbus, Berberis, Pyrus ve Prunus bitkileri alanda çok fazla bulunuyordu. Gördüğünüz gibi meşenin yaprağı büyütülmüş hali. Şöyle arazide bu tür küçük aletlere ihtiyacımız olabiliyor. Quercus vulkanika için, kasnak meselesi için Afyon çaya gittik. Kuzey-kuzeybatı yamaçlarında 1200-1600 metre yüksekliklerine çıkmak zorunda kaldık. Habitatta bulunan bitkiler, meşenin farklı türleri, Quercus seris, Quercus branti, Quercus spinus nigra, Cedrus zibani, Aeonimus, Sorbus'un farklı iki türü. Sonra Aser ve çok geniş ve yoğun baskın meşe ormanı bizi karşıladı burada. Cratagus tanisifolia, koton alıcı. Bu da Beypazarı yöresinde, Ankara. 1200-1600 bu da. Şöyle bitkileri gördüğünüz gibi topraktan yine düzgün bir şekilde tohum ve çelik de aldık, ama bu sunumda ben bunu sadece anlatmak istiyorum. Farklı üretim denemeleri yaptık bu proje kapsamında. Aser hikaricum için yine çaya gittik, Afyon çaya gittik. Habitatta bulunan bitkiler Rubus, Quercus, Malus, Sedir, Kızılcık, Gül, Clotea, Kestane, Berberis, Prunus, nemli orman içi alanlarda birey çevresinde Aeonimus ve Corylus, fındık. Botanik bahçesine getirilen endemik bitkiler kış mevsimi boyunca gölgelendirme sırasında %75 güneşi daha az geçiren serada muhafaza edilmiş ve gerekli bakım çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılı Mayıs ayında ise aksaksılara alınmış endemik bireylerin biyotopları ile benzer özellikler gösteren botanik bahçesindeki alanlara dikimi gerçekleştirilmiş ve gözlem defteri tutulmaya başlanmıştır. Aser hikaricum, Rhamnus hirtella, Rhamnus thymifolia, Cratagus tanesifolia türlerinde başarı elde edilmiştir. Burada alıcı görüyoruz. Alıcının dikildiği yer. Burada çehriyi görüyoruz. Çehrinin burada dikildiği botanik bahçemizin en güzel yerlerinden birisi.
Aser, bu aserin dikildiği daha çok sulak alanları seviyor, nemli alanları seviyor. Sonuç olarak TÜGEM 1952 projesi kapsamında yaklaşık bir yıldır yapılan bu araştırma ile transplantasyonu yapılan 7 taksondan 4'ü kış döneminde muhafaza edildikleri bölgelendirme sırasında yaşamını idame ettirmiştir. Geriye kalan 3 takson için ise projenin ilerleyen yıllarında tekrardan deneme desenleri kurularak transplantasyon ve bakım çalışmalarındaki hataların minimuma indirgenmesi ve daha sağlıklı sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda endemik taksonların alanı dışında bir alana adaptasyonu sağlanmış olacaktır. Ayrıca ilerleyen yıllarda proje kapsamında ek sütü koruma gerçekleştirilecek olan bu bitkilerin Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde sergilenmesiyle gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi sağlanacak ve kent peyzajlarında kullanımı teşvik edilmiş olacaktır. Faydalı bir çalışma olması dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Hocam duyuyor musunuz beni? Evet evet duyuyorum. Mikrofonu açarken bazı yanaşmadım. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Bayağı da bir gezmişsiniz Türkiye'nin farklı bölgelerini. Benim de dikkatimi çekti. Yani güzel, yani 7 farklı örnek almışsınız herhalde. Ondan sonra bir botanik bahçesi oluşturdunuz. Evet. Bu aldığınız örnekleri aldığınız yerde rakımı veriyorsunuz. Yani evet. Rakımın tam vermemeye çalışıyorum. Tam vermemeye çalışıyorum. Hayır, yani rakımı tam vermiyorsunuz da yani kısmen bir rakım bilgisi veriyorsunuz. Orada rakım alırken oranın sıcaklığı mı, nemi mi, ondan sonra basıncı mı, hava basıncı mı, yani oksijen miktarı mı? Neyi önemli oluyor size? Botanik bahçesine tekrar getirdiniz bunları. Yani o rakımda bir ölçüm yapıyor musunuz? Bu değerleri. Hocam aslında projenin başlangıç senesi dediğiniz bütün etkenleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Maalesef bazen kısıtlı imkanlar dahilinde bunları gerçekleştiremiyoruz ama sizin bu söylediklerinizi bu 5 yıllık bir proje. Bundan sonraki aşamalarda uygulamaya çalışacağım. Çünkü başarısız olduğumuz da ortaya çıkıyor. Onun için hani... Şimdi ben Bakü'de bir botanik bahçesine şahit oldum. Bakü'de sahilde deniz kenarında yapmışlar bir botanik bahçesi. Ama botanik bahçesindeki o bitkileri yani koruyabilmek için de havasını şartlandırıyorlar sürekli. Yani kışın gittiğimde bir seranın içerisine alınmış, ısıtıcı konulmuş. Belli evet. Bir sıcaklık ve nemi sağlamaya çalışıyorlar onları yaşatabilmek için. Yazın da gene yani... Ortam sıcaklığını muhafaza etmek noktasında çok yüksek sıcak oluyor çünkü. Gene aynı şekilde benzer bir havalandırma sistemi kurmuşlar. Yani onların geldiği habitatındaki şartları sağlayamadığınız zaman zaten bitki ölüyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. İşte bunu özellikle botanik bahçelerinde yaşatmak için bazı bitkilerin de havalarının... Ne bileyim ortamların şartlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Bir de alındığı yerde hava şartları nelerdi? Hangi aralıkta seyrediyor? İşte basınç, sıcaklık, nem, oksijen nedir? Bunları da referans alıp belirleyip ona göre belli toleranslarda botanik bahçesinde yaşatımı sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii benim bu kıt kanaat bilgim mi bu? Yani işin uzmanları sizlersiniz daha çok. Estağfurullah. Geldi de ama yeşillikleri falan görünce de şimdi merak ettim. Güzel de oldu. Hele bu kadar hastalıklı, sıkıntılı bir dönemde sokağa da çıkamıyoruz. Siz bayağı bir yer gösterdiniz. Biraz içimiz acıldı. Teşekkür ederim. Evet, Şahin hocamıza sorunuz varsa hocalarım, katılımcı arkadaşlarımız buyurun lütfen sorabilirsiniz. Son oturumumuz zaten son konuşmacımızdı Şahin hocamız. Sorunuz varsa buyurun lütfen. Peki ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yani sempozyumlarda bir şeyler sunmak gerçekten önemli. Akademik anlamda hele bu dönemde. Çünkü yurt dışına gidip gelmek de kolay olmuyor. Ama burada yaptığınız sunumlar işte gerek Türkçe, İngilizce fark etmiyor. Çalışmanızı ön plana çıkartıyorsunuz, kendinizi tanıtıyorsunuz. Özellikle genç arkadaşlarımıza da ben birçok sempozyuma mutlaka katılsınlar. Güzel çalışmalarınız var, onları makaleye çevirin. Yani makale
kesinlikle önemli. Bizi de Türkiye'de, şeyde, dünyada temsil edebilmeniz için makale çalışmalarına önem verin arkadaşlar. Yazın yani. Yazma kabiliyetiniz mutlaka olsun. Ülkemizde güzel bilim adamları var. Güzel çalışan insanlar var. Güzel projeler yapılıyor. Gayret edin. İnşallah hepsi gönlünüzce olur. Ama çalışmak ve işinizi özellikle yurt dışında tanıtmak bizim açımızdan çok önemli. Mutlaka bunları yayına çevirmek için uğraşın derim ben. Çünkü projeler yapılıyor işte, siz yapmışsınız. Biraz önceki arkadaşların bir TÜBİTAK projesi var. Bunlar yurt dışında seyirciye yayına dönerse gerçekten bir anlam ifade eder en azından. O yüzden hepinize kolay gelsin. Çalışmayı bırakmayalım diyelim. Sağlık hepimize lazım bugünlerde. Sağlıkla kalın. İnşallah bir dahaki sempozyumda görüşmek dileğiyle diyeyim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrardan. Herkese iyi günler. İyi günler hocam. Teşekkürler hocam. İyi günler. İyi günler.